Günaydın aşkoz. Günaydın. Bakalım kim var? Ben uyuyamıyorum, siz de uyumayın. Yani uyanın ulen. Gelin buraya. Beraber meditasyon yapacağız. Şöyle ki, Etiyopya'dan ilk yayınımı yapayım dedim sizlere. Kendi özel hesabımda bir iki hikaye girmeye başladım ama biliyorsunuz ben bir yerlere gittiğim zaman ve keşif halindeyken, gözlem halindeyken buradan uzaklaşıyorum. Yani sanal dünyadan uzaklaşıyorum. Daha çok fizikselin içerisine giriyorum. Günaydın sevgiler Ceyda. Merhabalar, hoş geliyorsunuz. Bir çağrı ve şey yaptım. Ne derler ona? Hemencecik geldim diyenleriniz var. Hoş geldiniz. Uyanın ulen diye bir çağrı yaptım, geldiniz. Etiyopya'dayım. İlk intibalarım çok tatlı oldu. İnanılmaz güzel bilgi veriyorlar. Birbirlerine çok yardımcılar. Daha uçaktan inerken başladık. Hani böyle Türkiye'de bir uçak land ettiğinde, havalimanına vardığında birden insanların uçağın yerine böyle gitmesine, daha bekleme sabrı olmadan kemerler çözülür, yukarıya çantalar aşağı indirilir. Böyle kim önden çıkacak kargaşası vardır ya, öyle bir kargaşa yok Etiyopya'da. İndi uçak. Ondan sonra herkes birbirine yardım etti. Çocuklu olanlar vardı. İşte yan taraf, yan koltuktaki kadının çocuğunu tuttu. Kadın kendi çantasını aldı falan. Gayet güzel. Ondan sonra hoş bir edayla indik. Havalimanı gene öyle. İnsanlar yardım ediyor. Çok güzel bilgi veriyorlar. Herhalde şeyden dolayı, aman Etiyopya tehlikelidir. Aman oraya yalnız gidilmez. Aman o insanlar işte çok fazla hırsız var, aç var, bilmem ne var diye bilindiklerini bildikleri için taksi şoföründen, ondan sonra ne bileyim havalimanındaki insandan yan taraftaki bilmem kime kadar herkes ben şuyum, ben böyleyim, şimdi şöyle oluyor, şimdi böyle oluyor diye çok güzel bir bilgi aktarımı var. O çok hoşuma gitti, o bilgi aktarımı. Ondan sonra kara borsadan dolar bozdurdum. O da bir bilgi aktarımıydı. Hiç öyle bir bilgim yoktu benim. Ondan sonra öyle bir şey yapma isteğim de yoktu. Ama görevimiz tehlikeyi yaşamak istedim biraz. Ondan sonra işte oteller ve bankalar şu kadar bozuyor, ne gerek var? Aslında bu kadara daha bozdurabilirsiniz paranızı falan diyen otel memurları, şimdi isimlerini kim nerede çalışıyor söylemek istemiyorum. Çünkü işleri tehlikeye girebilir. Çünkü işte kara borsa ya, kara işler. O hoşuma gitti. Ondan sonra o insanların öyle yardımcı. Peki dedim, hani bu paralar burada kara borsada bozuluyor falan da fake para ondan sonra dönüyor mu ortalıkta? Tanıdığınız insandan alınca dönmüyor. Size dedim nasıl geliyor bu kadar? Çünkü bir arada 15 birim gibi bir şey oynuyor, fark oynuyor. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Onu da bilgisini veriyor. Nasıl yapıldığını da bilgisini anlattı falan. İnanılmaz değişik bir bilgi aktarımı olan bir ülke. Kişilik olarak insanlarda gördüğümse şöyle bir şey oldu. Çok güzel bir özgüvenleri var. Sosyal zekaları çok yüksek. Ondan sonra bence hani duygusal iki farklı tonda gene mi olsun, bugün de öyle olsun. Öyle oluyormuş. Artık ara ara benim sesim iki farklı tonda gelecek. Ya Instagram'dan, ya internetten, ya da bazen benim içimdeki başka kişiliklerden oluyor. Artık nasılsa öyle alın. Bu arada arkamdaki uğultuyu duyuyor musunuz? Arkada sanki böyle ezan okunuyor gibi bir ses var. O size geliyor mu? Bilerek yaptım onu. Biraz balkonu da açtım ki gelsin diye. Kilise. Bak, bana çok net geliyor. Size geliyor mu? Kilise. Ondan sonra gece 2'de başlıyor. Sabah 7'ye kadar ayin var. Otel müdüresine sordum. Nasıl oluyor bu diye. Hani dışarıya broadcasting halinde sanki işte 6 saat boyunca ezan okunuyormuş gibi bir ses. Ayin dışarıya geliyor. Ondan sonra biz toplum olarak dedi, kültürel bir şey dedi. Dua etmeyi beraber çok seviyoruz. O yüzden de dışarıya veriyoruz. Hep birlikte dua etmekten hoşlanıyorlarmış. Şimdi bana tabii gelen şey ne? Birlikte yaşamanın bir getirisi var ve bir bedeli var. Benim hoşlandığımdan sen hoşlanmayacaksın, senin hoşlandığından ben hoşlanmayacağım. Ama kültürümüz böyle ve biz birlikte bunu yapmaktan hoşlanıyoruz deyip birlikte yaşamanın bir yolunu buluyorlar.
Eğer bu sabahın gece yarısı 2'de başlayıp sabah 7'de bitecek olan ayinse ve buna katlanmak zorundaysan ve uykularım kaçacaksa so be it diyor yani, o da böyle diyor. O açıklamada çok netti yani, hani buraya turist olarak gelmiş bir insan uyuyamıyor. Biz birlikte dua etmekten çok hoşlanıyoruz, o yüzden dışarıya broadcast yapıyoruz ayinimizi gibi bir cevap verildi. Süper. Karakter ve kişilik olarak gördüğüm ne burada? İnsan şöyle bir kültür olarak baktığımda dediğim gibi inanılmaz güzel bir özgüvenleri var. Hani biz fakir bir ülkeyiz de şöyleyiz de böyleyiz de değil. Hani dışarıdaki dilencinin bile bir duruşu var. Kadınların inanılmaz kendilerine saygıları var. Duruşlarından, yürüyüşlerinden, hani sarilerini sarmışlar, üzerlerinde beyaz beyazı, altlarında topuklu ayakkabıları, tıkır tıkır yürüyorlar, gayet güzeller. Sosyal zeka dediğim gibi çok ilerlemiş, inanılmaz güzel. Yani öyle bir özgüven var ki, Türkiye'de alışık olduğumuz bir şey vardır ya, ya da bana mı çok çarpar, ben mi alışkınım, sizde var mı öyle bir şey sorayım. Özüne güvenen, özgüvenli insan vardır ama alttan böyle bir kibir vurur. Kendinden başka kimseden bahsetmez mesela. Biz onu özgüven olarak algılarız. Veya bir kibirlidir, bir böbürlenir, bir bilmem nedir. Böyle bir kabarıktır, hani horoz gibidir. Ve onu böyle özgüvenli bir insan olarak algılarız. Burada o horoz yok. Yani özlerine güveniyorlar. İnanılmaz güzel bir sosyalleşme hali. Ona sosyal ortamda yaşama hali var. Ama sıfır ego, egosuzluk. Ve galiba ilk defa bu kadar derinden denedim. Ne diyorsun? Bu sohbeti bağımsız olarak kişisel bir sorun var. O da belirli cümle ve düşüncelerimiz somut bir hal taşıyabilir mi? Taşıyabilir. Evet, çünkü düşünce zaten soyuttur ve soyuttan somuta getirmektir ya her şey. Şimdi bu sohbetten bağımsız olarak bir şey sormak istiyorum diyor bir takipçimiz. O da diyor ki belirli cümle ve düşüncelerimiz somut bir hal taşıyabilir mi? Yani somut ve soyut nedir ki? Bütün amaç insan olmanın, bütün varoluşsal amacı şu değil mi? Soyuttan somuta indirgemek her şeyi. Düşüncelerimiz ve duygularımız soyut. Ondan sonra biz o soyutu inançlarımızla, yaşayış tarzımızla, duruşumuzla, bedenleme halimizle somuta getiriyoruz. Tabii ki taşıyabilir dolayısıyla. Ondan sonra ben umarım anlatabilmişimdir. Bence böyle. Hani anladığım kadarıyla böyle. Neyse, şimdi buraya gelince, aslında buradan daha ziyade ben biraz da Şubat ayına değinmek istemiştim. Yarın ayın 1'i burada gördüklerim ve Etiyopya'da gireceğim Şubat ayına, hissettiklerim ve sabah, yani iki gecedir sabah ayinleriyle beraber uyuyor uyumuyor olmalarından dolayı kanaldan başka bir şey aktı. Tonumun zaten ikili olmasından da siz anlamaya başladınız başka bir şeyler aktığını. Son Şubat ayına baktım nedir diye. İngilizce'de leap year diye bir şey var, biliyor musunuz? Türkçesi var mı o leap year'ın? Hani uzun çeken, bu ay 29 çekti dediğimiz, hani 4 yılda bir olan olaya ne deniliyor Türkçesini bilmiyorum ama İngilizce'de leap year deniliyor ona, uzun olan 29 çekene. Şimdi 29'lu Şubatlarda bir şeyler oluyor. Her 4 yılda bir 29'da dünyada başka bir şey oluyor. Bu yıl ne olacak tam olarak bilmiyorum ama girerim bir iki gün sonra kanala. Size ne olacağını gene Şubat ayında ne hissettiğimi anlatırım ama başka bir değişik bir şey olacak. Neyse, bu yılki Şubat ayı bol kovalı bir ay. Eğer burçlarla ilgileniyorsanız bayağı kovalı bir ay. Kovayı da bilirim çünkü haritamda var, yakın bana. Ondan sonra hani bayağı kişisel gezegenlerin hepsi kovayla bir çarpışacakmış, buluşacakmış, bir şeyler olacakmış, detay bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla hem Merkür, hem Mars, hem Venüs kova, ondan sonra da Uranüs, Muranüs bir şeyler olacakmış, tamam mı? Bu bilgi bana daha sonra geldi ama dün şöyle bir şey olmuştu. Bayağı patlamalı bir ay olacağı benziyor Şubat ayı. O da şu,
gökyüzünde bilmediğimiz bir sürü bir şeyler oluyor. Sonra insanlığın arkasından çevrilen bazı insanlar var. O insanlar normal bizim gibi insanların arkasından çevirdikleri oyunlar var. İnsanlığın arkasından çevrilen oyunlar var. Şimdi gökyüzünde göremediklerimiz var. Bir de bazı insanların perde arkasında yapıp bizlerden sakladığı bir şeyler var. Sanki bu ay, ayın ortalarından sonra, böyle 12'sinden sonra ya habersel olarak bir şeyler patlayacak gibi ya bayağı dünyada bir şeyler patlayacak, bir yerler patlayacak ve biz bunu duyacakmışız gibi. Ama patlamalı, ondan sonra bol aktiviteli, çok şaşırtıcı olayların ortaya çıktığı bir ay olacağı benziyor. Kendinizi hazırlayın. Merkezinizi nasıl bulacaksanız onu bulmanın yollarını bulun. Ondan sonra o alevli ateşli patlamalı olduğu zamanlar siz içinizi nasıl ferahlatabilirsiniz, serinletebilirsiniz, onları araştırın. Şubat ayı biraz aktivitesi bol, şoklaması bol, ondan sonra dönüşüm gücü çok bol, çok yüksek. Hani gelecek ve şimşek hızıyla dönüştürecek bizleri. Dolayısıyla değişimi de çok hızlı olacak bir aya benziyor ve uzun da bir ay. Şimdiden kendinizi hazırlayın. 2024'e hazırlanmanız için biliyorsunuz 2024 atölyesi yapmıştım. Onun meditasyonunu ayrıca ayırdım, onu duyurdum size. Edinmeyenleriniz, pratik etmeyenleriniz varsa çok büyük fayda sağlayacağınıza eminim. 2024 meditasyonu adı altında DM'e veya e-mailimize gelin. Zeynep orada bekliyor sizlere yardımcı olmak için. Eğer desteğe ihtiyacınız varsa o meditasyonu mutlaka edinin. Hareket dolu. Umarım hem hareket hem bereket olur Şubat ayında. Hareket dolu, şoklamalar dolu. Sanki böyle zelzelelerin olacağı, ayağımızın altından zeminlerin kayacağı, o ani değişimlerden dolayı ne yapacağımızı fazla bulamayacağımız, bilemeyeceğimiz ama merkezine gelmesini bilenler için de, değişim gücünden faydalanmasını bilenler için de bayağı ileriye zıplattıracak bir ay olacak. Dediğim gibi uzun bir ay. Bakalım neler gelecek başlarımıza. Benden şimdi bu kadar. Biraz bir susayım, arkayı dinleyin. Bu arada kanala girmekle ilgili, kanala girmek diyorsunuz, ne demek istiyorsunuz diye sormuşsunuz. Ah yavrularım benim, yenisiniz bu konularda galiba. Yani herkes girebilir kanala. Kanala girmek dediğim şu oluyor. Kozmik zekayla bağının kuvvetli olması demek oluyor. Eğer kozmik zekayla bağınızı kuvvetlendirip oradaki bilgiyi somutlaştırıp hayatınıza ve ondan sonra da başkalarına yardımcı olmak istiyorsanız meditasyonu günlük pratik olarak mutlaka hayatınıza sokun. Meditasyon 360 programımız var. Meditasyon 360 programında meditasyonu günlük rutin olarak hayatınıza nasıl sokabileceğinizi anlatıyor. Mavi kanlı olmakla ilgili bilgilerin var mı? Girmeyeceğim o konuya. Benim yok. Siz kendi bilginizi araştırın. Bu tür hani şeyli böyle etiketli bilgilerden uzak tutuyorum kendimi ben. Şimdilik bu kadar. Buradan bu kadar. Gün içerisinde buradan pek yollardan, sokaklardan, gördüklerimden sizlere aktarım yapmaya devam edeceğim. Çok seviyorum. Şubat ayınız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bay bay.